Herkese merhabalar. Bugün 18. dersimiz 5, 25 ve 50 ile çarpma işlemi çocuklar. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlerseniz 5, 25 ve 50 ile nasıl çarpılacağını öğrenmiş olacaksınız. Hazırsak başlayalım. Hemen ilk konumuz 5 ile çarpma. Çocuklar biz bir sayıyı 5 ile çarparken 10'a tamamlamaya çalışıyoruz. Biz 5'i 10'a nasıl tamamlarız? 5 ve 2'yi çarparak 10'a tamamlarız değil mi? Burayı 10'muşçasına düşünelim gibi yaparız. Ama ben burayı 2 kat büyüttüğüm için 2 ile çarptığım için ilk sayımı da 2'ye bölmem gerekiyor. Hemen 72'yi 2'ye böldüm. 36 buldum. Artık burası benim için 36 çarpı 10'muş gibi düşündüğüm için hemen 36 ile 10'u çarpıp yani 36'nın sonuna bir sıfır ekleyip 360 sayısına ulaştım. Anlaştık mı? Hemen gelelim diğer örneğimize. Örneğimiz 48 çarpı 5. Ne yapıyorum? 5'i hemen 10'a tamamlamaya çalışıyorum. Yani 2 kat büyütüyorum. Burayı artık 10 gibi düşünüyorum. Aslında çarpı 10 gibi oldu diyorum. Ben 5'i 2 ile çarpmıştım. O zaman 48'in de yarısını almam gerekiyor. 48'i 2'ye bölüyorum ve 24 olduğunu buluyorum. Artık burası benim için ne oldu? 24 çarpı 10 oldu. 24'ü yazıyorum. Kolay yönden hemen yanına bir sıfırı ekliyorum ve 240 sayısına ulaşıyorum. Diğer örneğimiz yine 108 çarpı 5. Hadi ekranı durdur ve kendi başına yapmaya çalış lütfen. 5'i 10'a tamamlamaya çalışıyorum. Yani 5 ile 2'yi çarpıyorum. Artık burayı 10 gibi düşünüyorum. Buranın 2 katını aldığıma göre 108'i de 2'ye bölmem gerekiyor. Hadi bölelim. 1'in içinde 2 yok. 10'un içinde 2 5 kere. 5 kere 2 10 çıkarttık. Yukarıdan aşağıya 8'inde. 8'in içinde 2 4 defa. 4 geri 2 8. Hop. Artık burası benim için 54 oldu. Artık ne gibi düşünüyorum? 54 çarpı 10'muş gibi düşünüyorum. 54'ü yazıp sonuna bir sıfır eklediğimde işlem sonucumun 540 olduğunu buldum. Son işlemimiz. Hadi ekranı durdur ve yeniden yap. 5'i 10'a tamamlamaya çalışıyorum. Yani aslında 2 ile çarpıyorum. 10 yapıyorum. Buranın 2 katını aldığım için yan taraftaki sayıyı da 2'ye bölmem gerekiyor. 96'yı 2'ye bölüyorum. 9'un içinde 2 4 defa. 4 geri 2 8. Çıkarttık 16. 16'nın içinde 2 8 defa. Ve 48 bulduk. Aslında artık burası 48 çarpı 10'muş gibi düşünüp cevabın 480 olduğunu bulabiliriz. Eğer ekranı durdurup yapmamışsan lütfen bir sonraki slaytta bunu yap olur mu? Hadi geçelim diğer konumuz. Diğer konumuz 25 ile çarpma yöntemi çocuklar. Hemen ilk örneğe bakıyoruz. Şimdi biz 10 ve 10'un katlarını tamamlamaya çalışıyorduk. 25 ile çarparken de artık biz bunu 100'e tamamlamaya çalışacağız. Bu nedenle 25 ile çarpma işlemi gördüğümüz zaman hemen ben bunu nasıl 100'e tamamlarım diye düşünüyoruz. 25, 50, 75, 100. Yani 4 tane 25'in 100 yaptığını ben biliyordum. O yüzden buranın tam 4 katını aldım. Bir tarafın katını alırken diğer tarafı da bölmem gerektiğini biliyorum. O zaman 80'i de 4'e bölüyorum ve 20 olduğunu buluyorum. Artık burası ne oldu? 20 çarpı 100 oldu. Ve biz 2'yi atıp sonra 3 tane de sıfırımız olduğu için cevabı 2000 olarak bulduk. Hadi diğer örneklerimize bakalım. 60 çarpı 25. Ne yapıyoruz? 5, 25 ve 50 gördüğümüz zaman 100'e tamamlamaya çalışıyoruz. O yüzden ben 25'i 4 ile çarpıyormuş gibi düşünüp buranın 100 olduğunu biliyorum dedim. Ben bu tarafı 4 ile çarptıysam diğer tarafı da 4'e bölmem gerektiğini biliyorum. Hemen 60'ı 4'e bölüyorum. Yukarıdan aşağı inen 0. Ay, yanlış yazdım çocuklar. Hemen düzeltelim. 1 kere 4, 4. 20. Artık burası 20 oldu. 4 kere 5, 20. 15 yaptık. O zaman artık burası benim için ne oldu? 15 çarpı 100.
15'i yazıyorum. İki tane de sıfırım vardı, sonuna ekledim. Cevabım 1500 oldu. Süpersin. Devam edelim. Yine 5, 25 ve 50 ile çarpmalardan bir tanesi 25 ile çarpma. Ben biliyorum ki 10 ve 10'un katına tamamlayarak işlem yapıyorum. Hemen burayı 4 kat yaptım. 4 kat yaptığım için artık burası 100 oldu. Buranın 4 katını aldıysam hemen 120'yi 4'e bölerek işlem yapıyorum. 30 olduğunu biliyoruz. 30 çarpı 100 gibi düşünüyorum. 3 atıyorum. Hemen 3 tane sıfırım olduğu için sonuna da ekledim. Son işlem. Ekranı durdur ve dene. 25 ile çarpma. 100'e tamamlıyorum. 4 ile çarpıyorum. Buranın artık 100 olduğunu biliyorum. Burayı 4'e çarptıysam yan taraftaki sayıyı da 4'e bölmem gerektiğini biliyorum. 10 oldu. Artık burayı ne gibi düşünüyorum? 10 çarpı 100 gibi düşünüyorum ve hemen sonuna 3 sıfırı da atıyorum. 25 ile çarpma işlemi de bu kadar basitti çocuklar. Çok kolay değil mi? Gelelim son konumuza, 50 ile çarpma. Şimdi ben 5, 25 ve 50 olduğunda 100'e tamamlamam gerektiğini biliyordum. Bunu çok defa söyledim. O zaman buradaki 50'yi nasıl 100'e tamamlarım? 2 ile çarparım. Bir tarafı çarpıyorsam öbür tarafı tam ne yapıyordum? Tam tersi işlem. Bölme yapıyordum, bölüyordum. Diğer sayımız 84. 84'ü 2'ye böldük. 42 bulduk. Ve 42 ile 100'ü çarptığımızda artık cevabımızın 4200 olduğunu buluyormuşuz. Hadi gelelim diğer örnek. Ekranı durdur ve kendin dene istersen. Yine buradaki sayımı 100'e tamamlamaya çalışmak için 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptığım için yan taraftaki sayımı da 2'ye bölüyorum. Ve artık 34 çarpı 100 olduğunu biliyorum. Ve sonuna da 2 tane sıfırımı atıyorum. Çok kolay ve çok eğlenceli değil mi? Bulmaca gibi. Hemen 5, 25 ve 50 olursa 100, 10 ve 10'un katına tamamlamam gerektiğini biliyorum. O yüzden burayı 2 ile çarpıp 100 yapıyorum çocuklarım. Bir tarafı 2 ile çarptığım için diğer tarafı 2'ye bölüyorum. 21 buluyorum. Artık 21 ile de 100'ü çarpıyorum. 2100 olduğunu bulduk. Devam edelim. Yine 10 ile 10'un katına tamamlıyoruz. 100 oluyor. 2 ile çarptığım için 2'ye bölüyorum. Artık öğrendiniz değil mi? Artık 12 oldu burası. 12 çarpı 100 gibi düşünüyorum. 1200 olduğunu buldum. Çocuklarım, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sen artık 5, 25 ve 50 ile nasıl kolay çarpılacağını öğrenmiş oldun. Bu konuyla ilgili soruları çözmeyi unutmamalısın. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.